Evet, şimdi ekmek yapmak için hamuru yoğuracağız ilk olarak. Bunu biz gece yapıyoruz. Sabah da yapacağız ekmeği. Şimdi annem yoğuracak, ablam da su. Şimdi ne yaptık anne? Ne koydun? Tuz koydum. Bu lehendeki un ne kadar? 25 kilo. Toplamı mı unun? Toplamı Yani 25 kilo. un toplamı 25 kilo ama annem şimdi lehende çok büyük olacak diye iki seferde şimdi bunu da birazdan tekrardan yoğuracağız. İki tane yapıyoruz. Böyle tuz attı, su koyuyoruz. Bu hamuru birazcık sert yapacağız. Şimdi sabah yapacağımız için çok cıvık yapmıyoruz. Sabaha kadar dinlenecek. Bu ekmeği düğün ekmeği olarak yapıyoruz. Erkek kardeşimin düğünü için. Biz bugün çok erken kalktık. Bizim için gün çok erken başladı. Saat 5.30'da kalktık. Yufka ekmek yapacağız. Annem akşamdan hamurunu yoğurdu. Biz de biraz yardım ettik. Sonra birkaç saat uyuduk ve sabah erkenden ekmek hazırlıklarına başladık. Şimdi akrabalarımız, komşularımız orada yapıyorlar. Ben de birazdan yanlarına gideceğim. Biz sabah kahvaltında sıkma yapıyoruz. Onun akşamdan içine hazırlamıştık. Böyle soğanlı, peynirli bir karışım. Baharatlı. Onu götüreceğim. Yağ süreceğiz öncelikle yufka ekmeğe. Ondan sonra birazdan onu da çekeceğim zaten. Sonra bu hazırladığımız iç malzemeyi hazırlayıp bu bizim kahvaltımız gibi olacak. Çay da demledik. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Böyle sıkmanın içi. Bunun içerisinde önce soğan annem ince ince doğradı. Biraz kavurduk yağ koyarak. Salça koyduk. Karabiber, kekik, kırmızı biber koyarak. Biraz soğuduktan sonra da lor peyniri koyduk. İsterseniz beyaz peynir de koyabilirsiniz. Böyle hazırladık. Bunu şimdi götüreceğiz. Ve sıkma yapacağız. Karnımız doyduktan sonra tabii daha ekmek devam edecek. Orayı da çekeceğim. Şimdi ekmek yaptığımız yere geldik. Kahvaltımızı yapıyoruz. Az önce gösterdiğim sıkmayla. Çirkin çıkarıp Hadi. üstüne koyuyorum. Zeytinyağı sürdüm değil mi? Zeytinyağı sürdüm. İsterseniz tereyağı da sürebiliyorsunuz. Bu gösterdiğim içten koyuyoruz. İnce bir şekilde. Sonra saracağız. Tamam, bu bir öbürü. Şurada da açtıklarımız duruyor. Burada da pişiriyor. Şöyle uzaktan çekeyim yenge. Ayşe yengem güzel pişirir ekmeği. Evet, Osmaniye Fakuşa mahallesindeyiz. Kardeşim düğün için yapıyoruz bu ekmeği, düğün ekmeği. Biz böyle sacın üzerinde pişiriyoruz. Sacın içine koyuyorlar Kırıkkale'de de. Önce bir kere böyle alt üst pişiriyor, sonra içine sokuyor şeyin, ocağın böyle. Biz bu şekilde pişiriyoruz. Ama orada kızarmıyor. Böyle öğle saatine kadar yapacağız. 4-5 saat sürüyor. Biz 5.30'da kalktık, başladık. Böyle çevire çevire pişiriyoruz. Nasıl güzel oldu kırmızı. Böyle iki tane yükselecek. Hamurumuz daha çok. Ablam da geldi. O da markette çalışıyor. Biraz yardım etmek için biz çay hazırladık. Hazırladığım sıkmayla çayı işte yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız, sonra tekrardan devam edeceğiz. Şimdi bak, uzaktaki akrabalarımız görür. Selam göndermek isteyen var mı? Ayşe yenge, senden başlayalım. Oğlun vardı uzakta. Şimdi sırayla geliyorum. Selam söyle. Kime? Ali'ye, Tuğçe'ye. Oğlu oluyor Ali. Nerede oturuyordu? Bursa'da. Bursa'da.
Şimdi geldik Meral yengeme. Burada herkesin hemen hemen uzakta bir akrabası var. Serap'ım, ekmek yapıyor kızım. Canın isterse sen evde yapıver. Serap hamile. Sizin var mı? Herkese Zafer selam. Var. Herkese selam. Selam. Ah. Da çekelim. Herkese selam. Torunun değil mi? Beni takip ediyorlarsa görürler. Şimdi sabah kahvaltısına biz bu komşular da gelecekler sıkma almaya, bazlama almaya hazırlıyoruz. Burada öyle. Hep akrabalarımız, komşularımızla birlikte yapıyoruz. Şimdi artık ekmeğimizin sonuna geldik. Biz ekmeğin sonunda böyle tutmaç yapıyoruz. Bu iki tane hamuru üst üste koyuyoruz. Biraz kalın bir hamur. Erişte yani. Böyle pişiriyoruz sacın üzerinde. Bir tarafı birazcık pişiyor. Çok kızarmayacak. Diğer tarafını çevireceğiz. Böyle birkaç saniye duracak. Çevireceğiz. Ekmeğimiz de böyle iki tane oldu. Bunun gibi bir tanesini götürdük eve. Burada hemen sıcak sıcak sarıyoruz. Birazcık un atıyoruz. Hemen böyle bir oklavaya sarıp çıkartıyoruz. Bunu da yerken böyle küçük küçük dilimleyeceğiz. Bıçakla veya makasla pişireceğiz. Bundan da 3-4 tane yaptık biz. İsterseniz kurutabiliyorsunuz da. Kurutup saklayabiliyorsunuz. Şurada daha bazlamalarımız var. Yağlı. Artık son biterken de böyle son yapıyoruz. Birazdan da bizim bir yağlı ballımız var. Böyle şeker ve yağ ile yapacağımız. Onu yapacağız. Hemen onu da göstereceğim. Şimdi ekmeğimiz bitti. Yağlı ballı yapacağız. Bunu da böyle biz sonradan yiyoruz. Yufka ekmeği açtık. İçerisine ayçiçek veya zeytinyağı koyuyoruz. Böyle bol. Bir de şeker atacak annem. Şöyle kapatıyoruz. Zarf şeklinde. İçinden çıkmaması için. Şimdi buraya da yağ koyacak anne. Şimdi bunu böyle sacın üstüne koyup pişireceğiz. Şimdi şöyle sacın üstünde bunu en son pişiriyoruz. Bütün ekmekler bittikten sonra. Çünkü saç yağ oluyor. Birazcık yağ döktü. Saca şöyle koyup böyle güzelce nar gibi kızarana kadar tutacağız. Şu tereyağını incinin geç alalım. Yansık günah yani. Bu da son hali böyle. Bu da pişmiş hali.
Böyle güzelce kızaracak. Çıtır çıtır oluyor. Böyle bahçede yapmıştık ekmeğimizi. Burası bizim hemen evimizin karşısında. Bahçe akrabamızın. Annem gelin oturduğu yerde şurası. Bilmiyorum görünüyor mu? Hemen evimizin karşısında. Bizim de önceden böyle bir bahçeli evimiz vardı. İşte ama söküldü. Apartmana verildi. Şimdi burası kaldı. Bizim akrabamız olduğu için çok rahatlıkla yapabiliyoruz.